Gönenli Mehmet Efendi anlatıyor. Ya Rabbi, bu zatın yani Bediüzzaman Said Nursi'nin bende hiç kısmeti yok mu diye düşünürdüm. Evime davet ediyordum, gelmiyordu. Devamlı olarak söyleyin Hafız Mehmet'e sakın sakın yanıma gelmesin diye hocalarla haber gönderiyordu. Bir kurban bayramındaydı. Sabah namazından sonra kapı çalındı. Muhammed kardeşim, Muhammed kardeşim diye bir ses çağırıyordu. Kapıya çıktım. Baktım ki üstad boynuma sarıldı. Ve sen Kur'an'a çok hizmet ediyorsun. Benim yanıma gelenleri çok taciz ediyorlar. Seni taciz etmemeleri için benim yanıma gelmesin diye haber gönderdim dedi. Yanında talebeleri de vardı. İstanbul'da hiçbir kimsenin evine gitmemeye karar vermiştim dedi. Yanındaki talebeye işaret etti. Ver kabımı, kısmetimi versin dedi. Keramete bakınız. Daha önce bu zatın kısmeti yok mu demiştim ya. Kısmetini almaya gelmişti. Evde yumurta tatlısı vardı. Ondan verdim. Seni bu beldenin Şeyhülislam'ı kabul ettim. Orada dedi ki, bir Müslüman bir beldede bulunduğu sırada bayram olsa oranın din büyüğünü ziyaret etmek ona vaciptir. Madem ki bu kardeşimiz Hazreti Kur'an'a hizmet için ortaya çıkmış, ben de onu bu beldenin Şeyhülislam'ı kabul ederek ziyarete geldim dedi. İşte böyle geçti aramızdaki konuşmalar. Elhamdülillah, Allah şefaatine nail eylesin. Ona çok şey borçluyum. Cesaret ve kuvveti kendisinden aldım.